Söz sanatları test 6 birinci soru. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki son sanatlarından hangisi vardır? Hemen ağlayı geldim aleme ağlayı gittim ben. San ol Nilüfer'im kim suda bittim suda gittim ben derken kendini Nilüfer'e benzeterek teşbihten yararlanmıştır. Benzetme yapmıştır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. İkiye baktığımızda Ayraç içinde verilen sanat yoktur diyor. İçim uyuk derdim büyük derken kinayeden yararlanılmış. Sözü yazdım da kalmış öbür entarede vadiniz Buse mi Vuslat mı unuttum neydi derken bilmezden geliyor tecahülü Arif vardır. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa, beyaz bir karanlıktan bahsettiği için tezat vardır. Rüzgar eser dallarımız atışır, yas ile sevincim yıkışır dağlar demiş. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Yas ile sevinç tezattır, burada teşbih yoktur. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanına bir de ben gerek derken ben iki anlamı olan sözcüktür. Yakın anlamını kastederek kasteder gibi görünüp uzak anlamı kastetmiş, tevriye yapmıştır. Cevabımız D'dir. 3'e baktığımızda yukarıdaki dizede geçen en belirgin söz sanatı hangisidir? Hızır, İskender. Dikkat edersek arkadaşlar burada telmih vardır. Özel isimler kullanmıştır. Geçmişte yaşanan bir olaya atıfta bulunuyor. Cevabımız A'dır. 4'e bakalım. Yukarıda açıklanan sanata hangisi gösterilemez? İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesiyle oluşan sanat tezattır. A'da bakalım siyah bembeyaz demiş. Tezat sanatından yararlanılmış. B'de gülmek, ağlamak demiş gülüştüklerimiz. Tezattan yararlanılmıştır. C'de kafir var, Müslüman var, tezattan yararlanılmış. D'de gülmek, ağlamak, tezattan yararlanılmış. E'ye baktığımızda geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar derken özelden genele sıralayarak tedric, derecelendirme yapılmıştır arkadaşlar. Burada tezat sanatı yoktur. Cevabımız E'dir. 5'e baktığımızda hangisinde yukarıdaki dizelerdeki söz sanatının benzeri vardır? Dün gece yoktu ki bu dağ buraya nasıl gelmiş derken bilmezden gelinerek tecahülü arif yapılmıştır. Hangisinde vardır diyor. Burada baktığımızda avazeyi bu aleme Davut gibi sal derken telmih yapılmıştır. Baki kalan derken tevriye vardır. İki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Baki çemende hayli perişan erimiş varak, benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Rüzgardan şikayetinin olması. Arkadaşlar baki derken yine iki anlama gelerek tevriye yapmıştır. Biz de suret verelim kendimize kabil ise, girelim ehli sefa bezmine makbul olalım. Ehli sefa bezmine girerek makbul olmaktan bahsediyor arkadaşlar. Kendimize kabil ise, eğer uygunsa biz de kendimize siret verelim. Yani bir yön verelim diyor. İlmi naz ile bir düğün fetva katli uşağı oldu. Hep mağlup demiş. Malum demiş. Arkadaşlar burada bizim aradığımız bilmezden gelmedir. Şıklara dikkat edecekseniz, ederseniz çördükler, cevizler, iğdeler, gidin bakın gölgeleri orada mı derken orada olup olmadığını biliyor ama bilmezden geliyor. Cevabımız B'dir. 6'ya baktığımızda bu parçadaki altı çizili sözcüklerdeki ses uyumu hangisine örnektir? Nislik, peslik, çak, pak derken arkadaşlar düz yazı içerisindeki uyaktan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki bu süslü nesirde karşımıza çıkıyordu. Buna seci diyoruz. Cevabımız A'dır. 7'ye bakalım. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? İçmek ister bülbülün kanın meğer bir renk ile gül budağının mizacına gire kurtara su demiş. Burada gül ile bülbülün aşkı hatırlatarak telmih sanatı yapılmıştır. Gülün kırmızılığını bülbülün kanından almasına bağlayarak hüsnü talil yapılmıştır. Doğrudur. Renk kelimesi hem renk hem de hile anlamında kullanarak kinaye değil burada
tevriye yapılmıştır. Kinaye sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmasıydı. Su ve gül kişileştirilerek teşhis yapılmıştır. Doğru. Bülbül, gül, renk, kan sözcükleri uyumlu olduğu için tenasüp vardır. Bu da doğrudur. Cevabımız C'dir. 8'e baktığımızda kişileştirmeye başvurulmamıştır diyor. Yetişen her çemen yerde vahde hula şerikeleh demedi. Çemenlerin konuşturmuş, kişileştirme teşhis yapılmıştır. Aldı süsen eline musikar, kobuzun lale aldı tuttu kenar demiş. Burada da kişileştirmeden yararlanılmıştır. Ehli bağ aldı söz ele saf saf, gonca neyi tuttu naz ile gül def. Naz ile gülün def tutması kişileştirme. Hem benevşe eline çeng aldı, gülgül afaka velvele saldı. Bülbülün velvele salmalısı kişileştirmedir. Açıldı gonceler bağ gıcağında, neler oldu açılmaz oldu gönlüm. Goncelerin açılmasından ama kendinin açılmamasından bahsediyor. Burada kişileştirme yoktur arkadaşlar. Gonce bağ derken tenasüp sanatı daha barizdir. Cevabımız E'dir. 9'a baktığımızda yukarıdaki söz sanatı hangisidir demiş. Namazdan çıktılar, seyre gittiler, zavallı zahitler gör ne ettiler demiş. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Bildiği bir şeyi bilmezden gelme vardır. Zavallı zahitler gör ne ettiler. Ne yaptıklarını biliyor ama bilmezden geliyor. Bilmezden gelmek tecahülü arifti. Cevabımız B'dir. 10'da aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma örneği kullanılmamıştır? Alışılmamış bağdaştırma sözcüğün mecaz anlamda kullanılması. Şairler şiirleri yazarken yeni söyleyişler ararlar. Daha önce hiç söylenmemiş söz grupları üretmek, orijinal ifadeler bulmak isterler. Arayıştan kaynaklı alışılmamış bağdaştırmalar doğar. Baktığımızda bülbülün sedefle kaplanması alışılmamış bağdaştırmadır. Taş bulut derken alışılmamış bağdaştırma vardır. Yazın boğulması alışılmamış bağdaştırmadır. Yalnızlığın dükkanı alışılmamış bağdaştırmadır. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin derken, burada gözlerinsiz derken kendisini kastediyor. Mecazi mürsel daha barizdir arkadaşlar. Alışılmamış bağdaştırmadan yararlanılmamıştır. Cevabımız D'dir. 11'e baktığımızda yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi gider bu kubbede kalacak, aşık sesi, şair sesi, er sesi. Bizi bundan sonra sarıp alacak, tanrı sesi, sanat sesi, yar sesi demiş. Ses sözcüğü sürekli tekrar edilmiş dikkat ederseniz. 2. ve 4. dizelerde. Sürekli tekrar edildiği için tekrardan yararlanılmıştır. Cevabımız A'dır. 12'ye baktığımızda yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hani ben de o el, hani o yürek demiş. El ve yürek somuttur arkadaşlar. Burada kastedilen sevgi ve şefkattir. El, yürek sözcükleriyle sevgi ve şefkati kastediyor. Yani soyut kavramlar anlatılmak istenmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar somut kelimelerle soyut fikirler kastedilmiştir. Cevabımız B'dir.